Tabii şu önem taşıyor. İran'ın ne yapacağı veya ne yapabileceği. Sonuçta Gazze'deki savaşa askeri kabiliyetiyle, vekilleriyle ve doğrusal gücüyle, konvansiyel gücüyle müdahil olan İran. Şimdi bunu da ilgili aralarında çok büyük bir mücadele var. Bu mücadelenin zirve noktaya ulaştığı durum neydi? İran'ın egemenliğinin ihlaliydi. Yani 13 Nisan saldırısını yapması neden olan Suriye'deki büyükelçinin vurulmasıydı Akdam'da. Bu 331 tane kamikaze drone, seyri sefer füzesi ve balistik füzeyle karşılık vermesine sebebiyet verdi. Düştü, düşmedi, yolda düştü, düşürdü, haber verdi. Bu başka konu. Bunu yaptı. Niye yaptı? Bir egemenlik ihlali vardı. Kendi toprağı sayılan bir alana vurdu. Şimdi nereye vurdu? O 331 füze balistik seyri sefer atmasından çok daha vahim sonuç ödetebilecek bir yeri vurdu. Tahran'ı vurdu. Yani İran'ı Suriye'de değil, İran'da vurdu ve İran'ın göbeğinde Tahran'da vurdu. Bu ne demek? Egemenliğin ihlali demek. Bağımsızlığın ihlali demek. Toprak bütünlüğünün ihlali demek. Devlet onurunun ihlali demek. Yani Mollaların, devrim muhafızlarının itibarı, prestiji, güvenilirliği hepsi yerle yeksan oldu. İsrail'in yapmış olduğu bu saldırı demek. Üstüne misafirlerini koruyamadılar. Yani Haniye'yi koruyamadılar. Şimdi bu Suriye meselesinden belki 100 kat, 1000 kat daha vahim bir olay İran açısından. Ama cevap vermesi gerekiyor. Bu koşullarda kesin bir cevap vermesi gerekiyor. Hatta ne dedi en başta? Öyle bir cevap vereceğim ki dedi. Yeri, zamanı, şekli, metodu, etki amacı hiçbir şey söylemeyeceğim size. Bu neydi? Bu herkes bundan çok korktu, endişelendi. Neden endişelendiler? Dediler ki bu belirsizlik yaratacak. Yani bu şekilde bir saldırı formunu geliştirmek yanlış anlaşılmaları da beraberinde getireceği için bir savaş çıkacak. Şimdi bunlar konuşuldu ama aradan 3 hafta geçti değil mi? Hani hayatını kaybettiğinden beri. Biz artık unuttuk ve başka gündemlere kaymaya başladık. Şimdi biraz önce de arkadaşlar ne dedi? İşte stratejik akıl, stratejik sabır falan böyle şeyler, süslü cümleler. Bir şey yapmadı İran. Yani neden yapmadığını söyleyelim isterseniz. Buyurun. Çünkü gördü. Şimdi bir şey yapması gerekiyor. Yapması gereken nedenlerini açıklayacağım. Ama yaptığının sonuçlarını hesap etmek zorunda. Tamam. Yani orada kalmayacak iş. Ben vurdum, bitti iş. Öyle bir şey olmayacak burada. Hatta bunu kim istiyor? İsrail tarafı istiyor. Netanyahu tarafı istiyor bu işi. Çünkü şöyle bir gerçeklik ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri diyor ki İsrail'e ben seni sonuna kadar savunacağım. Senin için saldıracağım demiyor İsrail'e. İsrail Amerika Birleşik Devletleri. Savunacağım diyor. İsrail de hayır diyor yetmez bu diyor. Beni savunman bana yetmez diyor. Benim için saldırman lazım diyor. Kime? Benim şu an yaşamakta olduğum sorunların asıl aktörüne. Kime? İran'a. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri topa nasıl girecek? İşte bu tür tahriklerle girecek. Yani Hizbullah topa girsin. Tamam girsin. Bir kavga çıkacak orada. Maç çıkacak. Ama maçı kim karışacak? Amerika Birleşik Devletleri karışacak. Amerika Birleşik Devletleri nasıl karışacak? Savunma maksatlı mı karışacak? Taarruz maksatlı mı karışacak? Sınır o kadar ince ki. Şimdi o açıdan bakıldığı zaman şu evet İran bir şey yapmak zorunda. Neden yapmak zorunda? Egemenliğiyle, toprak bütünlüğüyle, itibarıyla, onuruyla, prestijiyle, ayakları altına alınan şeyle, karizmasıyla yapmak zorunda. Vekiller için yapmak zorunda. Sünni pastasını kapmak. Amerika'nın ve İsrail Sünni pastasını kapmak arasında araları çok büyük bir kavga var. O kavgada kendi pastasına doğru bir cevap vermek için ve bir şekilde mücadelede inisiyatif ortaya koymak için. Yani yarın Orta Doğu'da bu toz duman dağıldığı zaman İran elinde bir şey kalsın istiyor. Ve iyi bir şey kalsın istiyor. Bunun için ne yapacağını çok iyi hesap etmek zorunda. Yani sonuçlarına şimdi vuracak. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı vurursa ne olacak? İsrail İran'ı vurursa ne olacak?
Yani şimdi stratejik üstünlük kimde? Evet, vekilleriyle çok büyük bir etkisi var. Hizbullah'ın çok güzel tünelleri var. Gösterdiler. Geçen gün şovunu yaptılar. Ama tüneller ne için Akram Bey? Çok basit bir şey söyleyeceğim. Savunma Kendini için. savunmak için. Tabii en fazla oradan tünelden çıkıp işte füze atmak için, ateş etmek için. Stratejik üstünlük kimde? Amerika Birleşik Devletleri bakın F-22'lere getirdi. Raptorları getirdi. Ben hiç görmemiştim Orta Doğu'da Raptorlar. 2005'te şeye girdi yani envanteri girdi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Amerika Birleşik Devletleri kendi toprağını korumak için yapmış olduğu uçak kimseye vermiyor. Özelliklerini de gizliyor. Ne var ne yok işte hatta dijital ikizlerini falan yapıyorlar. Böyle şeyler okuyoruz sağda solda. Yani böyle hani konuşuyoruz ya savunma sanayiyle ilgili. Böyle bir takım enteresan teknolojiler deniyorlar. Bu uçağı getirdi buraya. Taatları getirdi. Ben taatları çok nadir ülkelere vermişti. Yani taatlar ne biliyor musunuz? Yani uzaydan gelen ve yüksek irtifa menzili 150 kilometre olan yani 150 kilometre ötede uzayda füzeyi imha edebilen taatları getirdi. Dünyanın en gelişmiş füze sistemine. Niye getiriyor bunları? Biden işte neden Çin'le, Kuzey Kore'yle, Rusya'yla nükleer şeye hazır olun diyor. Şimdi bunlar hepsi laf gibi gelebilir insanlara. Gözdağı gibi gelebilir. Evet bir tarafıyla gözdağı, bir tarafıyla algı operası, bir tarafıyla bir kamu diplomasisi bunlar. Ama küredeki çok gerginlik çok arttı. Gerginliği konuşmuştuk daha önce sizinle. Yani burada bir şey var. Kafası bozukluk var. Yani Vekaletler Savaşı'nın neden olduğu zaten bir gerginlik vardı dünyada. Yani çünkü sürekli değişme, sürekli kavga, pandemi, şudur, budur falan. Sadece insanlarda değil, devletlerde de gerginlik arttı. Ama bu İsrail ile Gazze arasındaki savaş bir kere acayip bir şey karakter üretti, form üretti. O teopolitik doğmaların ortaya çıktığı, yani akıl tutulmasının yaşandığı bir form üretti. Şimdi bence ne oluyor biliyor musun hatta? Aklı tutulanlarla hala akıl tutulmasına kapılmamışlar arasında bir kavga var. Hem İran içerisinde, hem İsrail içerisinde, hem Amerika Birleşik Devletleri içerisinde. Şimdi yani şimdi nereden çıktı? Yani durduk yere bir dünya savaşı konuşmaya başladı. Kim bu cümlelerin müsebbibi? İşte bu şekilde buralarda böyle masum insanlar, yani kural temelli dünya düzeni diyor ya Amerika Birleşik Devletleri. Kural temelli dünya düzenini vurursan, katledersen bu şekilde bir şekilde evet güçlüsün bunu biliyoruz ama direnecekler. Herkes doğrusal yapamıyorsa asimetrik yapacak. Yani İran'ın söylemiş olduğu cümleler onun cümleleri aslında. Onun bir mozaik savunma doktrini denilen bir doktrini var. Daha sonra bunu değiştirdi işte ileriden savunma doktrinine falan çevirdi. İşin içerisine şeyleri kattı. Önceden neyi vardı biliyorsunuz işte gerilla, deniz gerilla doktrini vardı bunun içerisinde. İşte vekilleri vardı. Sonra bu işin içerisinde füzeleri, seyir seferleri, balistikleri, nükleer kabiliyet ve kapasitesini pazarlık olarak unsur olarak kullanmayı falan kattı. Şimdi bu burada geziyor. Peki. Burada bir netice, bir şey ara bulmak zorunda. Ama sancılı Aktan Bey, bitiriyorum. Peki, son bir dakikamız. Sancılı, Buyurun. yani bulamıyor. Bulamıyor. O yüzden süslüyor. Diyor ki işte stratejik sabır. İşte Vekaletler Savaşı, Yıpratma Savaşı'na devam. Ama Yıpratma Savaşı, şimdi şöyle bir sorunları var. En büyük soru da bana sorarsanız. Şimdi neydi İran'ın bu kadar çok insanı, yüz binlerce insanı eline silah verip sokaklara dökmesinin, şeylere, çöllere sürmesinin nedeni neydi? Mehdi gelecek. Mehdi geldiği zaman arzın Mehdi'nin yapacağı kıyamet savaşında hazır olması gerek. Bunun için biz bunu yapıyoruz. Yani Libya, şeyde, Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da, Yemen'de, nerede Şii varsa onun üzerinde etkili olmaya çalışacağız. Mehdi'ye hazırlık yapıyoruz diyorlardı. Şimdi ne oluyor biliyor musun burada? Başka bir şey oluyor. İran sancılarından bir tanesi de o söyleyemedikleri. Mehdi doğması çöküyor. O doğmanın çökmemesi için de bir şey yapması lazım ama yapamıyor. Sancılı. Sancılı. Böyle bir durum var ortada ve Peki. bu da gerginliğin temel sebeplerinden bir tanesi bence.